basılarak gözaltına alındınız. Siz ortada olan bir insansınız. Gazetecilik yapıyorsunuz. Böyle bir ev baskınına gerek var mıydı? Herhangi bir çağrı olsaydı gidip ifade verir miydiniz? Şimdi normalde özellikle son 4-5 yıldır Twitter paylaşımlarımızdan ve haberlerimizden ötürü sık sık emniyete çağrılıp ifade veriyoruz. Çağırdıklarında gidiyoruz, ifade veriyoruz, dava açılıyor, davalar açılıyor. Ama bu seferki biraz daha farklı oldu. Daha önce siz gece vakti değil, gündüz vakti. Saat 15 sıralarında beni aradılar. Emniyetten aradılar, söylediler ve 15 dakika içerisinde evde olmam halinde kapıyı ve çeyiz yemek zorunda olmalı. Söylediler, ben de 15 dakika içinde geri geleceğim, uzak mesafede olduğumu söyledim. 35-40 dakika sonra geldiğimde evin etrafındaki manzara olduğunu düşündü. Evin etrafında panzerler, esnafı araçlar, yeni bir polis ev kuşatmaya almıştı. Yani beni kurtuldu. Dünya tamamen kuşatma altında olmuştu. Yani kapıyı açtı, içeri girdiler. İçeride boğul bir arama yaptılar. Hani şöyle düşündüm ben, bizim geçmiş dönemde olduğu gibi herkese bizi tanıtmamıyordular, ne yaptılar? Böyle bir şey mi var ki, bir ispat falan mı var diye düşündüm. Bir arama yaptıktan sonra beni karakola geçireceklerini söyledim. Karakola gittik. Karakolda önüne Türk bir kağıt bıraktılar. Bir Twitter paylaşımı. 3 Eylül 2020 tarihinde yeni yayın döneminde TRT'ye başlayacak olan Büyük Selçuk'ta uyanış ve alt tarzı yaptı. Zırhlı şarkı, kuruluş yaşam, Büyük Selçuk'ta uyanış. Herhalde bundan sonra kalkış parti, yatış kanunu, Ayrış Yavuz, Bayırış Dördüncü Murat şeklinde bizim isimlerini ikiye arı bir paylaşımlı ölen kişinin aziz hatırasına hakaret olarak TCP'yi yatırıcı maddeden değerlendirmişler. Bu yüzden bir gece göz altında kaldık. Ertesi bir savcılık beni direkt aldı kontrol şartıyla mahkemeyi sevk etti. Ve taraşıklılık bölümünü mahkeme bu paylaşım yüzünden bana haftada bir imza adli kontrol şartıyla beni serbestler. Evet, kanunda Osmanlı padişahlarının anısına hakaret diye bir suçlama var mı? Böyle bir düzenleme var mı? Yok, TCK 132 maddede devlet büyüklerinin hatırasına hakaret var. Ölen devlet büyüklerinin hatırasına. Direkt Osmanlı padişahları demiyor ama aynı zamanda şöyle bir şey var. Bu suçun oluşması için veya bu suçtan soruşturma açılması için tırnak içinde söylüyorum, hakaret ettiğiniz kişinin yakınlarının şikayetle bulunması gerekiyor. Yani Fatih Sultanları'nın torunları, Yavuz Sultan Selim'in torunları benimle bir şikayette bulunması lazım. Ben sordum özellikle bunu, var mı böyle bir şikayet? Yok dediler. Cumhuriyet Savcısı'nın tamamen kendi değerlendirmesi ve etiyatçılığı gelişmiş bir durum. Yani aslında böyle bir soruşturmanın hukukta yeri yok. Ve ben de dün gözaltına çıktıktan sonra öğrendim. Yani Cumhuriyet tarihinde bu bir ilk. Osmanlı padişahlarını hakaret ettiği için açılan bir soruşturma. Evet. Peki Sayın Can Demir, neden gözaltına alındınız o halde? Hem yasada yeri yok, hem böyle bir düzenleme yok. Daha önceki gözaltılarınızda da vardı. Bu kadar aslında hani kanunda yeri olmayan bir madde üzerinden gözaltına almanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben daha önce de gözaltına aldım, yaptığım haberlerde hakkında davalar açıldı. Şimdi Van 1.300.000 kişilik bir kent. Van'da açıkçası çok aktif ve çok yaygın. Özellikle muhalif medya diyebileceğimiz, sorgulayan bir medya yok. Yani kent medyasının, yerel medyasının %90'ı iktidardan yana. Dolayısıyla ben ve birkaç arkadaşım daha bu konularda yazıyoruz, çiziyoruz, eleştiriyoruz. Orada 1500 günlük fazla süren bir eylem ve etkinlik yasağı var. Bu eylem ve etkinlik yasağını sık sık gündeme getiriyoruz. Çünkü çoğu zaman yaptığımız haberleri belki de tam olarak suç kapsamına koyamadıkları için böyle gerekçelerle geliyoruz. Yani amaç el baskınlarıyla gazeteciler üzerinden herkese bir gözdağı vermek. Tüm gazetecilere gözdağı vermek. Ayrıca denk alıp mesajını vermek üzerine kurulmuş bir plan bir şekilde yarın artık işliyor. Ama biz habercilik suç değildir, gazetecilik suç değildir. Biz yazmaya, çizmeye devam edeceğiz.
Oktay Can Demir, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileriz.